Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, fermuar sisteminde meclis üyelerini seçmek için ön seçim sandıkları koydu. 14 kişiyi seçecekler. Ondan sonra fermuar sisteminin gereğini yapacaklar. Buradaki alan çok yoğun. Bodrum Belediye Başkan adayı sevgili evet. Tamer Mandelinci yanımda. Hazır buraya gelmişken şimdi kalabalığa girdiğimiz onu alamayız. Bulduk, sorularımızı evet. soralım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun Çekan Hanım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi misin? Çok iyiyim. Yani gerçekten dediğim gibi belki olağanüstü bir süreç olarak görünüyor bu. Biz de bizim için de aslında bakarsanız olağanüstü bir süreç oldu. Ancak sürecin sonuna geldik. Dün çok şükür Bodrum'a geldik. Bodrum'da hemşehrilerimiz bizi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Seçimin ateşini dün itibariyle yakmış bulunuyoruz Bodrum'da. 2019 yılında en genç meclis üyesi olarak Bodrum Belediye Meclisi'ne girdim. İnşallah 2024 yılında da en genç Bodrum Belediye Başkanı olarak bütün Bodrumları gururlandıracağım. Rekor bir oy talebim var benim Bodrum'da hemşehrilerimden. Hiç kimseyi ötekileştirmeden her bölgede, her partiden, her siyasi görüşten, her dilden, her dinden insana hitap edeceğime inanıyorum. Kişisel ilişkilerime çok çok güveniyorum. İletişime çok güveniyorum ve samimiyetimi vatandaşlarıma geçirebildiğimi düşünüyorum. Çünkü 4,5 yıl benim için sokakta son derece güzel bir tecrübe oldu. Sağ olsun eşim de her zaman arkamda oldu bu süreçte. Şu anda da yanımda. Vatandaşlarımıza kapılarını birlikte çalacağız. Birlikte kendilerimizi anlatacağız. Projelerimizi anlatacağız. Bodrum halkının daima yanında olacağız. Ve onlara söz veriyorum. Biz Bodrum'a çok güzel vizyon katacağız. Bunun için geliyoruz. Elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız. Bunları söylüyorum. Soru sormaya devam Tabii. edeceğim. Nasıl bir şey oldu? Şimdi durup dururken normal evinizde, düzeninizde, işinizde, gücünüzdeydiniz. Bir anda eşiniz Bodrum Belediye Başkan adayı oldu. Bir aksilikle yaşamazsa yol kazası. İnşallah. Görünen o ki Bodrum'un tarihine ilk kez bu kadar genç bir belediye başkanı seçilmiş olacak. Siz ne hissediyorsunuz? İçişleri Bakanı mı gelsin? Benim İçişleri Nasıl Bakanım. Olur verdiniz? Kadınlar kolay olur vermez. Ya, tabii ki yani Tamer'in zaten hayatı boyunca siyaset hedefi vardı. 2019'dan beri meclis üyesiydi. Zaten aktif olarak belli başlı şeyleri insanlara yardım etmek üzerine en çok gerçekleştiriyordu. Şimdi tabii ki görevi, sorumluluğu biraz daha artmış durumda ama her zaman her şekilde yanındayız. Başaracağına eminiz. Çok az göreceksiniz, farkında mısınız? Artık onu Bodrum'a verdiniz. Aynen öyle oldu. O fedakarlığı sağ olsun 4,5 yılında gösteriyor. İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizin için ve Bodrum için hayırlısı. Hayırlısı. Sevgili Tamer Mandelinci, senin gençliğinle ilgili hem çok olumlu şeyler söylenirken bir yandan da tecrübesizliğin üzerinden çok fazla eleştiri alıyorsun. Bir kere kendi evladım var senin yaşında aşağı yukarı gurur duyuyor. Çok ya sağ annen olsun. Muhakkak gurur duyuyordur. Çok sağ olsun. Ama bir anne olarak ben de bu kadar genç bir dümağa böylesi beklenmedik bir görev verilmesi karşısında hem şaşkınım hem de aslına bakarsan da mutluyum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar tecrübesiz misin Taner? Hayır dün kesinlikle. Soruyorum. Şöyle söyleyeyim, yaş bir şey ama yaşanmışlık daha çok şey diyorum ben. Çok şey yaşadın mı? Çok şey yaşadım 4,5 yıldır. Bir fil sağlarım. Yani ben şöyle izah edeyim. 4,5 yılın mimarım. Eşim de mimar. Mimarlık ofisimiz var. 4,5 yılın 1,5 senesi evet ofisinde çok rahat bir şekilde proje çizebiliyordum. Gelen telefonlara bakıyordum ve ilgili birim müdürüne iletiyordum. Ancak bir süre sonra artık sorunlar kat be kat arttı. Buraya gelen pandemiyle beraber özellikle pandemiden sonra artan göçle beraber sorunlar saha dışında çözülemez hale geldi. Ben bunu tespit ettikten sonra 3 yıldır gece gündüz demeden Bodrum'un her mahallesinde oldum. Seçim bölgem Turgut'la ise çok çok ağırlık verdim. Her istediklerinde, her anlarında sordular sormadılar ama ben sahadaydım. O yüzden kendime çok güveniyorum ve şunu diyorum gerçekten. Yaş ayrı bir şey ama yaşanmışlık bambaşka bir şey. Sağ olsun Ahmet Başkanımız şehir dışında çıktığında en uzun süre belediye başkan vekili kalanlardan biriyim. Yurt içi yurt dışı belediyemizi çok iyi yerlerde, çok iyi şekilde gururla temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben bu göreve hazırdım. Ben bu göreve hazırım. Buradan bütün Bodrum'a tekrardan deklare ediyorum. Mimarım. Arkamda çok güzel mimar ekibim var. Mimar kadrom var. Biz bu kenti öyle güzel planlayacağız ki, öyle güzel tasarlayacağız ki kent estetiğiyle beraber, kent peyzajıyla beraber bu kentte tekrar çiçekler açacak. Umutla yarınlara bakacağız. Bir Bodrum günü belki başka belediyelerde inanın bir başka belediye günü bir Bodrum Belediyesi 3 güne 4 güne bedel. Yani Bodrum Belediyesi'nde yaşadığınız bir günlük tecrübe diğer belediyelerdeki yarım günlük belki çeyrek günlük tecrübe eder. Ben 4,5 yılda çok iyi tecrübe kazandığıma inanıyorum. Belediye kadrolarını çok iyi bildiğimi düşünüyorum çünkü girip çıkmadığım hiçbir hizmet binamız kalmadı. Oradaki ekip arkadaşlarımla da beraber son derece uyumlu çalışmalar yürüttüm ve seçimden sonra da tekrar o arkadaşlarımla beraber çok güzel çalışmalar yürüteceğiz. Bodrum halkı bana inansın, ben kendime inanıyorum. Onların maddi manevi arkamda olması benim için çok önemli.
Onların hayır dualarını aldım ve inanın onların hayır duasını almaya devam edeceğim. Benim tek amacım doğduğum, büyüdüğüm, bana çok şey veren, bana hayatımın kadınını veren, İçişleri Bakanı'nı sağlayan memlekete sadece hizmet etmek istiyorum. Yani benim bütün amacım bu. Peki, ben buraya çok şey borçluyum ve bu borcumu başarılı olarak ödemek zorundayım. Benim başarısız olma lüksüm yok. Peki şöyle bir şey var. Herkes çöp toplamaya giderken evet. bile bunu sosyal medyadan yayınlar. Evet. Sen bu kadar yaptığın hizmetleri evet. aslında kendi sosyal medyanda ya da çevrende çok da fazla duyurmadın. Bu seni biraz da bu işleri bilmiyor olduğun algısını aslında. Yaratmış olabilir mi? Şöyle tabii ki buna katılırım. Evet bu konuda belki vatandaşlarımıza çok daha net gösterememiş de olabiliriz. Ancak son zamanlarda özellikle Turgut Bey ile yapılan çalışmaları bir fil gece gündüz yerine takip ederek ben şimdi tanıtım kısmı ayrıdır, iç raporlama kısmı ayrıdır. Ben şimdi iç raporlama kısmındayım biraz daha. Artık tanıtım aşamasına geçiyoruz. Hiç endişeli olmasınlar. Belleğimiz son derece dolu. Şimdi artık bunları raporlama kısmından geçtik. Pazarlama kısmına geçiyoruz. Yaptığımız çalışmaları çok güzel şekilde halkımıza anlatacağız. Kendi tecrübelerimizi, neredeydik, nereye geldik. Tabii ki hiçbir şey için şey değil. Bir tecrübe kazandık ama yeterli değil. Hayat her gün yeni şeyler öğrenmeye açık. Her gün yeni şeyler öğrenmeye gebeyiz. Ve biz her açık olduğumuz, her ilerlediğimiz yolda yeni şeyler öğrenip bunu belleğimize katacağız ve bu şekilde Bodrum halkına donanımımıza hizmet edeceğiz. Şimdi burada meclis üyelerinin belirlenmesi evet. için bir aradayız. Evet. Peki başkanın kontenjanı var 3 tane. Tabii başkanın... Hazır mı? Hazır. Ya yani şöyle söyleyeyim, hazır değil. Buna hazır mı derseniz? Hani, sen buna hazırsın. Evet, evet. Ben buna hazırım. Tabii başkan. Ki başkan kontenjanımızı hazırlayacağız. Şimdi bugün fermuar sistemi biliyorsunuz evet. ki genel merkezimizden gelen bir fermuar sistemi vardı. Bu şekilde... belli sıralardaki meclis üyelerimiz bugün sandıktan çıkacak. Kililer öncelikle çıkacak. Evet, çift taneli meclis üyelerimiz buradan çıkacak. Onların bölge dağılımlarına göre bakacağız. Daha sonrasında tamamen liyakatı kadınlarımıza, gençlerimize biliyorsunuz ki kontenjanlarımız var bunlar. Onların hepsini ayarladıktan sonra yani olağanüstü bir şekilde bizlere ve Bodrum'a muntazam şekilde hizmet edecek meclisimizi ayarladıktan sonra başkanlık kontenjanı ondan sonra gelecek. Şu anda hiçbir kimseyle ne bir meclis pazarlığı ne bir başkanlık başkan yardımcılığı pazarlığı ne bir kontenjan pazarlığı yapmadım. Bunu asla doğru da bulmuyorum. Çünkü yürüyen bir süreç var. Öncelikle çift taneli meclis üyelerimizin belli olacak. Bunların bölgesel dağılımları, mesleki adil karakterleri adil mi? Doğru oldu mu? Bunlara bir karar verip bunları bir sindireceğiz. İçimizde ilçe başkanlığımızla ilçe örgütümüzle beraber bunları değerlendireceğiz. Ve daha sonra geri kalan meclisimize tek haneleri oluşturduktan sonra artık başkanlık kontenjanımızı hazırlayacağız. Tabii ki belli başlı şeyler düşünüyoruz. Bizim burada düşüneceğimiz şey şu. Hem meclise giren hem başkanlık kontenjanında meclisimizde bizleri temsil edecek olan herkesin liyakatli seçilmiş olması lazım. Tecrübeli insanlardan oluşması lazım. Ve Bodrum'a gönülden hizmet etmeye hazır olması lazım. Bizim bu saatten sonra ben yerimde oturayım, meclisten meclise gidip geleyim, insanlar arasın, ulaşsın ulaşma değil. Herkes çok ulaşabilir olacak. Bütün meclis üyelerime onu söyleyeceğim. Ben bugün buradaysam ulaşabilir olmak sayesinde buradayım. Herkesin telefonu açamasam bile geri döndüğüm sayesinde buradayım. İnsanlara siz ne kadar ulaşabilir olursanız o insanlar zaten sizi bir şekilde alıp bir yere tutuyorlar. Gönüllerine koyuyorlar, bazen siyasetten bir yere taşıyorlar. Çok şükür ben arkamda Allah razı olsun hepsinin o maddi manevi dualarının desteklerini hissettim. Eğer bugün buralardaysam size ben bugün Türkiye'nin en genç belediye başkanı adayından biri olarak hitap edebiliyorsam bunda 4,5 yıldır yapmış olduğum ve aldığım hayır duaların arkamda olduğunu çok iyi biliyorum. Bu manevi sorumluluğu yüreğimde taşıyorum. Bodrum halkına hizmet etmek için canla başla artık şafak sayıyorum diyelim. Çünkü bizim için artık yani 55-56 günlük bir süreç kaldı. Bu bir şafak bizim için. Çok güzel rekor bir oyla Bodrum'a seçileceğimi düşünüyorum. Bu yolda inanılmaz güzel bir gayret vereceğim. Öngördüğün rekor oyun oranı nedir? Ben genel başkanımıza da genel merkezimize bunu söyledim. Efendim dedim inşallah dedim ben Bodrum Belediye Başkan adayı olarak beni uygun görüp de atarsanız. %55 oyu hedefim var. Ancak ben %55 biliyorsunuz ki 2015 yılında %58,5 yakalamıştık. Evet. %55 bile belki yeterli değil. %60 neden olmasın? Biz elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza kendimizi anlatacağız. Projelerimizi anlatacağız. Yaptığımız işleri anlatacağız ve yapacağımız işleri anlatacağız. Ben inanıyorum ki Bodrum halkı arkamıza duracak. Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmak Bodrum'a çok yakışır. Bu vizyon Bodrum'da var. Bodrum ilklerin kentidir. Bodrum hoşgörünün, Bodrum vizyonun kenttir. Bunu biz bunları başaracağız. Yapar. Peki, ben inanıyorum. Peki belediye personeli şimdi oturduğu yerden yerim değişecek mi? Evet. Benimle çalışacak mı evet. gibi bir
söylem geliştiriyor, evet, kimi yerde. Onlara da bir şey söylemek ister misiniz? Mesaj vermek ister misiniz? Hiçbir çalışma arkadaşım lütfen huzursuz olmasın. Onlar seçim sürecinde sadece işine gücüne odaklansınlar. Bizim çalışma arkadaşlarımızın belediye hizmeti olarak çok çok yapması gereken şeyler var. Biz hiçbir arkadaşımıza gelince seni yerinden kaldıracağız diye böyle bir öngörümüz, böyle bir bakışımız yok. Hepsini çok seviyoruz. Hepsi benim ekip arkadaşım olacaklar inşallah. Yani böyle bir süreç söz konusu değil. Lütfen lütfen buradan tekrar ekip arkadaşlarıma söyleyeyim. Seçime değil, vatandaşın çözmek sorunlarını çözmek için şu anda bütün maddi manevi imkanlarını seferber etsinler. Belediyemiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek için var. Onlar da bizim yetkili kişilerimiz, aracı kurumlarımız diyeyim. Ben hepsinin arkasındayım, hepsini çok seviyorum ve çalışma arkadaşlarımla canla başla kucaklaşmak için şafak sayıyorum diyeyim tekrardan. Böyle söyleyeyim. Gündem takipçilerine son sözleriniz neler? Çok hızlı konuştuğumu biliyorum. Evet. Belki biraz kafamızı şişirdim. En büyük eksiğim bu. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bodrum 56 mahallesini gezmek için can atıyorum. Yavaş konuşursam kendimi belki daha iyi izah edebileceğim ama çok heyecanlıyım. Yani Çiçek Hanım, duramıyorum yerimde. Bu enerji. Bir an önce olabildiği kadar fazla insana kendimi anlatıp yaşadıklarımı ve yaşatacaklarımı, Bodrum'un nereden nereye geleceğini anlatıp, Bodrum'un o özüne, yerli dokusuna dönmesi gerektiğini de anlatıp bunları aşılayacağım. Belki daha süreç ilerledikçe yavaş konuşmaya da başlayacağım özellikle mitinglerde. Hepsini çok seviyorum buradan. Sabırsızlıkla onlarla bir arada olmak için sabırsızlanıyorum. 56 mahallemizde hepsiyle beraber olacağız. Canla başla, göz göze, samimi bir şekilde iletişim kuracağız. Onlar benim yanımda olsun, arkamda olsun. Ben onları asla mahcup etmeyeceğim. Son sözlerim bunlar. Sizler de röportaj için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İçişleri Bakanım arkamda, ailem arkamda. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz Bodrum'a hem genç vizyonu katacağız, hem kadın eli, hem mimar dokunuşu yapacağız. Buradan bütün hemşehrilerime son sözüm. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Canla başla sizle buluşmak için sabırsızlanıyorum. 7/24 sokakta olacağız. 7/24 aranızda olacağız. Sizleri çok seviyorum. Saygılarımla efendim. Duydunuz. Çok enerjik. Ben yetişemedim hızına. Takipteyiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.